Sekme durakları genellikle biçimlendirilmesi kolay belgeler oluşturmak üzere kullanılır. Belgenizin sol tarafına, ortasına veya sağ tarafına elle sekme durakları yerleştirmek için cetvelden yararlanabilirsiniz. Belgenizin üzerindeki yatay cetveli görmüyorsanız, dikey kaydırma çubuğunun üstündeki cetveli görüntüle düğmesini kullanın. Cetvelin sol kenarındaki sekme seçiciyi istediğiniz sekme türünü gösterene kadar ve cetveli istediğiniz konumda tıklatarak kısa sürede sekme ayarlayabilirsiniz. Ancak ne tür bir sekme durağı kullanmanız gerektiğine karar verebilmeniz için bazı bilgiler verelim. Sol sekme durağı metnin başlangıç noktasını ayarlar ve bu nokta siz yazdıkça sağa doğru ilerler. Orta sekme durağı metnin orta noktasını belirler. Siz yazdıkça metin bu hizaya göre ortalanır. Sağ sekme durağı metnin sağ kenarını ayarlar. Siz yazdıkça metin sola doğru ilerler. Ondalık sekme durağı ondalıklı sayılar için kullanılır. Sayının tam kısmı sekme durağının soluna, ondalıklı kısmı sağına gelecek şekilde hizalama yapar. Çubuk sekme durağı metni konumlandırmaz. Sekme konumuna dikey çubuk ekler. İlk satır girintisi. Asılı girinti. Sekme duraklarınızın konumlarını cetvele tıklatarak ayarlanamayacak bir hassaslıkta ayarlamak veya sekmeden önce belirli bir karakter eklemek istiyorsanız sekmeler iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. Bu iletişim kutusunu görüntülemek için cetvel üzerindeki herhangi bir sekme durağını çift tıklatın. Varsayılan olarak yeni bir belge açtığınızda cetvelde herhangi bir sekme durağı olmaz. Sekme seçicideki son iki seçenek asıl olarak girintiler içindir. Cetveldeki girinti işaretleyicilerini kaydırmak yerine bunları ve daha sonra cetveli tıklatarak girintilerin konumunu belirleyebilirsiniz. İlk satır girintisi seçeneğini sonra da paragrafın ilk satırının başlamasını istediğiniz noktada yatay cetvelin üst yarısına tıklatın. Asılı girinti seçeneğini, sonra da paragrafın ikinci ve diğer tüm satırlarının başlamasını istediğiniz noktada yatay cetvelin alt yarısına tıklatın. Bir çubuk sekmesi durağı ayarladığınızda, sekme çubuğunu ayarladığınız yerde dikey bir çubuk çizgisi görüntülenir. Çubuk sekmesi, üstü çizili biçimlendirmeye benzer. Ancak paragrafınız boyunca çubuk sekmesi durağının olduğu yerden dikey olarak iner. Bir sekme durağını cetvel dışına doğru yukarı veya aşağı kaydırarak kaldırabilirsiniz. Fare düğmesini bıraktığınızda sekme durağının kaybolduğunu görürsünüz. Ayrıca mevcut sekme duraklarını cetvel üzerinde sola veya sağa kaydırarak farklı bir konuma getirebilirsiniz. Elle sekme duraklarını ayarladığınızda, ayarladığınız sekme durakları varsayılan sekme duraklarının ayarını bozar. Varsayılan sekme durakları arasındaki aralıkları değiştirebilirsiniz. Sayfa düzeni sekmesinde paragraf iletişim kutusu başlatıcısını ve buradan da sekmeler seçeneğini tıklatın. Varsayılan sekme durakları kutusunda varsayılan sekme durakları arasında olmasını istediğiniz aralık değerine girin. Özlem temelli.